Evet herkese tekrar merhaba iyi akşamlar diliyorum. E, dün bir video çekmiştik fakat e, sorulan hisseler vardı arkadaşlar bazı hisseler sormuş. Onların içinden seçtim. Daha doğrusu bütün sorduklarını e, analiz etmeye çalışacağım. Öncelikle her zaman olduğu gibi yasal uyarımızı okuyalım. Daha sonra kısaca şöyle bir de reklam yapayım. E, teknik analiz eğitim kursumuz var. 299 TL yerine 199 TL sahip olmak isterseniz videolarda videoların açıklama bölümünde detaylı bilgi var detaylı bilgiyi oradan ulaşabilirsiniz şimdi biz tüze bakmayacağım dün değindik biraz bugün de söyleyelim tekrar duyum izlemeyenler için şurada bir sıkışma olduğunu söylemiştik piyasada bir 10 gündür bir sıkışma olduğunu söylemiştik ve önümüzdeki 10 gün demiştik geçen hafta şu an, bugün, yarın artık e, piyasanın bir yön belirleyeceğini, bir tarafa kırılacağını söylemiştik. Bir sürede de dirençler inceldi, yani e, kolaylaştı diyeyim. E, yukarıya doğru bir hareket inşallah başlatacak gibi görünüyor. Şimdi sorulan hisselerimiz var. Onlara bakacağız. Dün e, sıkışan hisseleri altın ve borsayla birlikte e, analiz etmeye çalıştım. Kısacası onlara kısaca daha doğrusu değindik. Şimdi emlak konut var. Emlak konuta bakalım. Emlak konutta günlük grafiğimizi açıyoruz gene her zaman olduğu gibi. Günlük bakıyorum ben. Günlükte baktığımızda şurada bir düşen üçgenimiz var gördüğünüz gibi. Yani emlak konutta da aynı dünkü hisseler gibi bir sıkışma var. Buna ben bakmayı unutmuştum. Arkadaşım bir de sormuştu zaten. Evet denk geldi. Ona da bakmış olduk. Gördüğünüz gibi şurada sıkışan bir üçgenimiz var. Buna e, düşen bir üçgen kırıldığında ise yukarıya devam edecektir. Fakat seviye olarak e, şöyle şunlara bakarsak bir dakika şuraya bir günlük grafiğimizi açalım emlak konut için. Biraz daha detaylı bakalım. Dünküler gibi değil. Dünküler çünkü şunları şöyle ben bir kaldırayım. <laughs> Evet şuraya bir Fibonacci'mizi atalım. Bu arada şurada günlük grafikte baktığımızda şurada gördüğünüz gibi indikatörümüzde bir al sinyali olduğunu görüyoruz zaten. RSI'de aşırı al bölgesinden, aşırı sat bölgesinden pardon yönünü yukarıya doğru çevirmiş durumda ona da bakmış olduk. Şimdi şuraya bir Fibonacci atmak istiyorum. Biliyorsunuz Fibonacci'yi ben seviyorum. Çok yararlı buluyorum siz de isterseniz kullanabilirsiniz faydasını göreceksinizdir eğitimlerde nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde anlattık şimdi emlak konut günlük grafikte şöyle baktığımızda o, o sıkışma vardı orayı kaldırdım ben şimdi ee, şurada bir sıkışma var gördüğünüz gibi ve şunu şöyle ben Evet. Yukarıya bir hareket başlatması için o üçgeni kırması lazım. O üçgenin desteği de direnci de şu şekilde ben çizeyim tekrar. Evet, şuranın üstüne atması lazım. Eğer daha doğrusu daha iyi bir şekilde yükselmesi için şunu şöyle açalım indikatörlerimizi. Evet, şu bulutun üstüne atması lazım. Tabii ondan önce ee, şurada 1.91 direnci var. Burası kırılırsa zaten bunun üstüne çıkarsa şurada e, şu noktada yani önümüzdeki belki bir 15 gün e, belki daha az bir sürede eğer şuralara gelirse 1.91'in üstüne atarsa önümüzdeki 15 gün şurada rahat yukarıya çıkacak bir yol bulacaktır Emlak Konut. Ondan önce de ondan sonra da daha doğrusu 2.18 evet. direnci var. Orası da kırılırsa artık yukarı doğru 2.45 ve 2 83'lere kadar e, orta vadede gidecektir. Kısa vadede bu şekilde e, şuranın altında kalması durumunda, 1.91'in altında kalması durumunda e, şurada aşağıda 1.58 desteği var. Burası takip edilebilir. Şurada da şunu çizmiş olalım. Bakın şurada kırmızı düşen bir çizgi var. Şu beyazı da e, hatta yukarısı şurası. Kaç diyelim? 1.71. Burası aşağı kırılırsa 1.71'den 1.58'e kadar düşebilir. Fakat yukarı kırılırsa dest direnç olarak 1.91. Kısa vade için şurayı da söyleyelim. 2.04 ve 2.20 hedefleri olabilir. 2.20'nin üstüne atıldığı zaman da yeni bir trend, yukarı trend kısa vadede başlatmış diyebiliriz. Emlak konut için bu şekilde. Şimdi... Şimdi diğer hissemize bakalım. İnternet biraz yavaş. Şimdi ayarlayamadık gitti. Şimdi kervi taşta şunu ben kaldırayım. Bunlar daha önce baktığımız hisseler gördüğünüz gibi kervi taşta hani şurada bir çanak var. Burayı tamamlamış. Hatta üstüne dağıtmış. Gelmiş. E, kaça kadar? 6-15'lere kadar yükselip oradan bir satış yemiş. Ee, yukarıya devam etmesi için şu an önemli bir desteğin üstünde gibi gözüküyor. Şunu ben bir düzelteyim. Şurayı daha önce zaten çizmişiz. Şöyle bakalım. Evet, kervi taşı için 5.06 önemli. 5.06'nın üstünde kaldığı sürece tekrar gidebileceği hedef. E 6 10'lar olabilir. Şurası 6 10 6 15'ler. Fakat burası kırılırsa aşağıda bizi şöyle kaldırayım. Tutabilecek seviyeler 4 75'lere kadar belki şuraya bir kulp yapıp buradan sonra yukarı gidebilir. Ha yapmasa da aşağıda 4 75 önemli bir destek. Daha sonra 4 67 4 62 gibi de seviyeler var destek olarak. Fakat 5.06'nın üstünde kaldığı sürece ki şu an üstünde yeni hedeflere hatta şurada bir zirvesi var. Oraya kadar tekrar gitme ihtimali var. Şunu şöyle daha da belirgin yapalım. Şurada bakın şu yeşile baktığımızda şurada bir yeşil düşen simetrik gibi bir Şu şekilde üçgenimiz var burası gördüğünüz gibi kırılmış ya kırılmalar olduğu zaman illa sert gidecek diye bir şey yok burada hani Bir şekilde insanlar bir diyelim kandırmışlar diyelim çünkü sert bir şekilde kırılmış Fakat daha sonra Tekrar yataya bağlamış Şu üçgen kırıldıktan sonra bu üçgenin üstünde durduğu sürece Gideceği Tekrar hedef olarak net olarak sırayla Şuralar diyelim 565 5.83 ve 6.15'ler olacaktır. Kervitaş için bu şekilde. Şimdi indikatörlerimize bakalım. İndikatörde günlük grafiğimizde e, yukarı doğru hafif hafif gidiyor gibi. RSI'da da 50 değerin üstünde mi? Evet 50 değerin üstünde. E, bir trend başlatacaktır. Eğer şey olursa tabii ki BIST 100 önümüzdeki hafta yarın öbür gün yukarıya doğru hareket yaparsa bunlarda da bu hisselerde yukarıya doğru gidecektir. Kervitaş'ta da bu şekilde şimdi diğer hissemiz neymiş bakalım şu şekilde açalım al Evet, alkimde de daha önce bakmışız zaten. Şurada bir, şunları sileyim ben. Daha önce çizdiğimiz şu şekilde. Bunların hepsini ben bir kaldırayım. Yeni baştan bir bakalım. Şimdi alkim zaten bayağı bir sert çıkmıştı geçtiğimiz aylarda gördüğünüz gibi gepli şekilde sürekli yukarıya doğru kaç gün boyunca yukarıya doğru gitti. Şimdi düşüşte tabii ki sert olur. Böyle hareketlerde düşüşte sert olur. Her zaman söylediğimiz gibi. Burada gelmiş şu gepleri kapatmış. Ondan sonra tekrar yataya bağlamış. Yani yukarıya doğru gideyim derken yataya bağlamış. Şimdi yatay şöyle bir bakalım şuna. Bakın şurada bir desteğimiz var. Şurada bir direncimiz var. Gördüğünüz gibi şu yatay kanalın içinde Alkim gidip gidip geliyor. Şu an ikisinin ortasında. Şöyle kısa vadede bir bakayım şuna. Şöyle daha kısa vadede bir grafiği açıp şuraya bir Fibonacci atmak istiyorum. şekilde Evet ortalama buralar zaten şunu çizdiğimiz zaman şimdi al kim önünde şu an 14 36 direnci var aşağıda destek olarak da 1320 var 1320 aşağı kırılırsa tekrar şu yatay desteği olan 11 32'lere 11 30'lara kadar gelebilir fakat 13-20'nin üstünde kaldığı sürece önünde direnç olarak 14-36 var. Orası da kırılırsa tekrar 15-20'lere kadar kısa vadede bir hareket yapabilir. Buradan daha ne kadar devam eder? Şimdi şöyle şuraya ortalama bir şurayı çizelim. Orta vadede bakacak arkadaşlar. Şunu şöyle yapalım. Ee, Alkimde 15 30lar yanlış görmüyorsam 15-30 yukarıya kırılırsa şu e, yatay e, bandın hedefi olan 19-28, 19-80'ler pardon 19 kaç diyelim şuna şuralara kadar hatta çizeyim arkadaşlar eğer şeyse şuna da bakabilirler. Eğer şu kırmızı çizgi, ortalama şu kırmızı çizgi yukarıya doğru kırılırsa gideceği hedef e, 1980'lerdir. Fakat aşağı doğru kırılırsa takip edenler için şöyle, eğer aşağı doğru kırılırsa şu yatay alan aşağı doğru kırıldığında ise 739'lara kadar bir geri çekilme yaşanabilir. Şu an dediğim gibi e, Alkim şurada bir yatayda, yatay bandın içinde devam ediyor şu an yatayın yatay bandın ortalarında bahsettiğim seviyeler önemli olacaktır. Aşağı veya yukarı doğru kırılımlara da dikkat edin. Şu an indikatörlerime baktığımızda aşırı sat bölgesi, al bölgesine gelmiş. Buradan aşağı doğru bir sat sinyali vermiş durumda. Takip edeceğiniz seviyeler destek olarak 13.20 ve 11.22'dir. 11.22 kırılırsa da zaten mutlaka stop olunmalı. Aşağıda dediğim gibi 7.39'lara kadar geri çekilebilir alkim. Şimdi ne vardı başka? Ne varmış? Ege'n varmış. Ege'ni de bakalım. Açılırsa tabii. Evet Ege Endüstri şöyle şunları kaldırayım ben bayağı bir. Bunlar eski çizimler. Burada hani görünmüyor. Eski arka plan benim Beyaz olduğu için farklı farklı görünüyor. Şunları şöyle ben bir kaldırmak istiyorum. Evet, şimdi Ege'n ben bunu kaldırdım fakat ee, yıllardır şöyle hatta günlük grafiği açalım. Bakın şu şekilde bir desteğimiz var direncimiz var şurada gördüğünüz gibi şu bantın içinde yukarıya doğru gitmiş ne zamandan beri 2016'dan beri şöyle bir bandın içinde gidip gidip geliyor fakat şu bant yukarıya doğru kırılmış ortalama şöyle ben bir şunu çizdiğimde bakın hatta diğer şeyi de tamamlamış Şimdi şöyle klonlayalım Burayı da yok yukarı kırmış fakat aşağı doğru tekrar bir satış yemiş Şimdi günlük grafikte şöyle bakalım yakınlaştıralım günlük grafikte e, Egeen şu an e, kaç diyelim buna şu şekilde 700 717 desteği var Onun üstünde yukarıya devam ediyor bunun üstünde kaldığı sürece Kısa vadede gidebileceği hedefler 884'ler olacaktır. Yeni bir yukarı bant başlatacaksa da yukarı hareket başlatacaksa da 800'ler 870'lerin üstüne atması lazım. Fakat şu an 800 şöyle diyeyim 900'ler ve 700, 900 ve 700 TL arasında gidip gidip geliyor. Şurada hafif bir yatay diyebileceğimiz bir hareket yapıyor. Yukarıya devam etmesi için buranın üstünde şu yeşil çizginin üstünde kalması lazım. stop olacaklar soranlar için. Tabi herkesin vadesi farklı. Hani şimdi burada stop olun burada stop olun demem benim doğru olmaz. Neden? Çünkü sizin yatırım, yatırım stratejinize bağlı. Eğer uzun vadeyseniz buralardan stop olursunuz. Kısa vadeyseniz hani onu kendiniz ayarlayacaksınız. Bilmeyenler de zaten eğitim setimizde detaylı bilgi var. Şimdi kısa vadede Egeen de şurada gördüğünüz gibi e, Şuranın üstünde devam ediyor Şu üçgenin içinde Belki sıkışıp yukarıya doğru gidebilir e, Onun için takip edeceğiniz Seviyeler e, Destek olarak söylüyorum 717 e, Onun altında 678 var 678 kırılırsa dikkat edin Ondan sonra 600, e, kaçtı? 668 mi dedik Ortalama 670'ler kırılırsa aşağı altta gidebileceği seviyeler 400-460-470 seviyeleri olacaktır Şu an üstünde kaldığı sürece Gidebileceği hedef 800'ler 880'ler olacaktır bahsettiğim seviyelere Stratejinize göre dikkatli, Dikkatli olun diyeyim ben size Şimdi başka ne vardı Bir de Borusan ve pardon şunu şey yapalım. Zoren bakıp bitirelim. Şimdi Borusan'da da şurada iki tane çanağımız var bizim. Şöyle orta vade çizdiğimiz iki çanak. Bir, bir tanesi tamamlandı. Şöyle hedefleri. Bir, şu küçük sarı çanağın hedefi. Şuranın üstünde kaldığı sürece kaç olur demiştik. 19.61 demiştik. Fakat şu an onun üstünde tutunamadı. Ee, yani kulp e, ya şurada da bir çanak var aslında. Onda da şu V şeklindeki bu da, bu da, buna da çanak diyebiliriz. Şunu şöyle açayım ben size detaylı. Ege'nde pardon Borusan'da Borusan'da da şurada e, bir yükselen trend var. Gördüğünüz gibi şu beyazla çizdiğimiz. Şurada da bir e, düşüş e, trendimiz var. Kısa vade tabi. 15-66'dan sonra bir, şurada bir satış yemiş. O satışta şu an şu üçgen içinde sıkışıyor. Borusan'da da böyle bir üçgen var. Sıkışan üçgen. Yani birçok hissede şu benzeri sıkışan üçgenler var. Onun için bak bu üstüne kırılmış hatta. E, iki gündür e, gitmiyor. Kırıldığı halde. Borusan'da yükseliş için takip edilecek seviyeler 13.01 olacaktır. 13.01 kırılırsa ee, önündeki dirençler 1341 1360 ve 1375 olacaktır. Ha olur da e, aşağı düşerse peki şurada şu e, üçgenin altına içine tekrar girebilir. İçine dediğim şuralara aşağı doğru inebilir. Orada da destek olarak takip edilecek seviyeler 12 39'dur. 12 39 kırılırsa ben stop öneririm tabi vadenize göre o. 11.61'e 61'e kadar e, Borusan'da geri çekilme görebiliriz. Şimdi indikatörlere baktığımızda günlük grafikte indikatörümüzde bir al sinyali olduğunu görüyoruz. Hatta sıfır değerinin üstünde de atmış. onun için burada belki oyalanıp insanlara sattırıp yukarıya doğru götürebilirler. Ona göre dikkatli olun. RSI'da da şurada bir zikzaklı gidip gidip geldikten sonra tekrar yukarıya doğru hafif bir yön var. Yukarı doğru giderse artık şuranın üstünde kaldığı sürece 50 değerin tekrar altına inmezse yukarıya doğru yönüne devam edecektir. Tabii hepsi biz tüze bağlı. Biz tüz dediğim gibi o beklediğimiz hareket olursa yukarıya doğru inşallah bu hisseler de yukarıya doğru gidecektir. Şimdi son olarak sorduğunuz hisseler Zoren'e bakacağız ve videoyu bitireceğiz. Zoran'da de güzel bir e, hareket vardı bakın Hatta uzun vadede e, benim beğendiğim bir hisse şahsen uzun vadede şöyle çizdiğimizde şurada bir bant içinde e, kaç ne zamandan beri 2008'den beri e, bir şu bant içinde gidip gidip geliyor fakat e, 2020'de e, şurada Hatta kaç diyelim Haziran'da şuraya bir hareket başlatıp bir üst banda geçti. Bu üst bandın içinde e, şu an küçük küçük hareketler yapıyor. Gitgeller yapıyor. Bakın şöyle gördüğünüz gibi. Günlük grafikte şöyle açarsak zorende şuranın üstünde kaldığı sürece yani 2.40'ın üstünde kaldığı sürece e, orta vade gidecek hedefi şu yeşil çizgidir. Bu yeşil çizgide 3.80'lerden geçiyor. Şurada burayı kırıp tekrar aşağı indi fakat üstüne atıp tekrar şuraya gelip bir pullback diyeceğimiz bir hareket yaptı zikzaklı bir şekilde altına inmiyor yukarıya doğru yavaş yavaş gidebilir gideceği hedef 380'lerdir Tabi ne zaman şart ne şart 238'in üstünde kalmasıdır eğer trade yapanlar da trade yapanlar varsa buranın içinde burayı kullanabilirler şu desteklere. Ee, geldiği gibi alıp dirence gittiği gibi satabilirler. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sormak istediğiniz hisseler varsa YouTube kanalın e, videolarının altına yazın. Herkese iyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere.